Herkese merhabalar, e, Yeliz Özge Hoca ile Türkçe Derslerimiz Dil Bilgisi derslerimiz devam ediyor. Bir süreliğine konuları ara veriyoruz. Neye başlıyoruz? Gördüğünüz gibi yazıllar yaklaşıyor. Türk Dil ve Edebiyatı 9. sınıf yazılısıyla başlıyoruz. Arkasından 10, 11 ve 12. sınıf yazılıları gelecek arkadaşlar. Sizin için 20'şer tane soru hazırladım. Ama önce şunu söylemek istiyorum. 2. yazıllar genellikle test sınavı olur. İçerisinde içerisinde yine biz yüzdeliklere önem veririz. Örneğin %60 edebiyat, %40 dil bilgisi ya da %70 edebiyat, %30 dil bilgisi şeklinde e, zümreler, edebiyat zümreleri sınavları ayarlarlar. Onun için ben de hem edebiyat hem dil bilgisi soruları attım. Hemen başlayalım. Evet önce dil bilgisiyle başlıyoruz 9. sınıfta. 9. sınıfta dil bilgisi konularımızı sayalım ilk yazılda. Yazım, noktalama, isim ve sıfat konularını işlemiş olmanız lazım arkadaşlar. Ee, sıfat sorusuyla başlayalım. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Cümle cümle incelememizi istiyor. Birinci cümlede işaret ve sayı sıfatı var mı? Bakalım. Hemen cümleyi okuyalım. Bu okula. Evet en başta gördüm. Bu işaret sıfatı. Daha 3 ay olmuştu. Bakın 3 ay sıfatın yanında ne var? İsim var. Fakat arkadaşların gözünde 3 yıllık işi sığdırmıştı. 3 bu zamana bu. Gördüğünüz gibi ikişer tane var. Dolayısıyla A doğru. İkinci cümlede sadece işaret sıfatı mı kullanılmış? Bakalım işaret sıfatını bulalım. Bu sınıf bulduk. Ama başka sıfat var mı? Herkesin illallah edip ayaklarının geri geri gittiği bu sınıf nasıl olup da gül bahçesine dönüvermişti? soralım arkadaşlar. Nasıl sınıf? Ayaklarının geri geri gittiği sınıf. Fiilimsilere de dikkat edelim. E, sıfat fiiller arkadaşlar cümlede niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla iki de doğru. 3. cümleye bakalım. Niteleme sıfatı bulunmamaktadır diyor. Bakın bunlara çok dikkat edin. Herkes önce bu öğretmenin disiplinden o disiplininden onları nasıl dize getirdiğinden nasıl muma çevirdiğinden bahsetti. Evet ben burada bir işaret sıfatı gördüm. Ama niteleme sıfatı var mı bakalım tekrar kontrol ediyoruz. Hayır nasıl ev deseydi niteleme sıfatı olurdu. Ama nasıl muma çevirdiğinden nasıl dize getirdiğinden dediği için onlar orada zaten soru anlamı taşıyor. Dolayısıyla üçüncü de doğru dörde bakalım belirtme ve niteleme sıfatları bulunmaktadır belirtme sıfatlarımızı sayalım İşaret, soru sayı belgisiz bunlara bakacağız kaçıncı cümle dördüncü cümle e, pek çok önemli hadiseye tepki göstermeyen bir garip Ademoğlu. bu işte başka bir iş vardı derken niteleme sıfatı var mı yine ben fiilimsi bulayım ya da e, niteleme sıfatı da bulalım bakalım göstermeyen fiilimsi nasıl hadise önemli niteleme sıfatı var Belirtme sıfatları var mı? Bu işte derken işaret. Başka bir iş derken herhangi bir iş. Dolayısıyla bakın belirtme sıfatları da var. Dolayısıyla cevabımız E ama yine de kontrol edelim. Beşinci cümlede sadece niteleme sıfatları mı var? Hayır bu canavarlara derken gördüğünüz gibi belirtme sıfatı da var arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı Edirne. Evet İsimlerle ilgili de bu şekilde soru gelebilir. Bir şiir vermişiz. Hangisinin örneği yoktur diyor. Bahçemdeki dut ağacı vurdu ince dallarıyla penceremin camına. Bir Beşiktaş tramvayı geldi aldı beni. Bir Beşiktaş tramvayı götürdü sana. Çemberli taş şehzade başı saraçhane. Almışım parmaklarımı ellerime. Beşiktaş tramvayında giderim yani yani. Şöyle hızlıca okudum. Kelimeleri görmem için. Özel isim var mı? Var tabii ki Beşiktaş şehzade başı Çemberli taş saraçhane özel isimimiz var. Çoğul isim var mı? Lale reki alması lazım. Hemen buldum. Bir daha buldum. Dolayısıyla çoğu isim de var. Birleşik isim var mı? Beşiktaş, Çemberli Taş bunlar hep birleşik isim. Tür ismi var mı? Dut, Ağaç, Bahçe, Tramvay. Bakın bunların hepsi tür ismi. Ama topluluk ismi yoktur. Bu şekilde de eleyerek gidelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Yine sıfatlarla ilgili hangisini yoktur diye soruyor. Arkadaşlar en son sıfatlar konusunu işlediğimiz için dil bilgisinde sıfatlar ağırlıklı olur. Öğretmenleriniz de bu şekilde sorar unutmayın. Bakalım hangisi yoktur diye soruyor. Hava sıcak ve ağırda kızıl loşluğun indiği dar gübreli sokaklardan keskin bir ahır kokusu çıkıyor. Evlere dönen inekler çıngırakları sallayarak kendi kapıları önünde duruyor. Boynuzlarıyla duvara vuruyor sonra bekliyorlardı. Evet zaten belgesiz sıfat varsa arkadaşlar o belirtme sıfatıdır değil mi? İki şıkkı birden bulmuş oluruz. Nasıl ahır kokusu? Keskin bir ahır kokusu derken belgesi sıfat var. O zaman belirtme sıfatı da var. Şimdi bakalım. Niteleme sıfatı var mı? Hangi inekler? Evlere dönen inekler var. Nasıl sokak? Gübreli. Hemen inceleyelim. E, şunlar niteleme sıfatı artımızı koyduk. Niteleme sıfatlarına bakalım. Şu fiilimsi, fiilimsi ekleri yapım ekleridir. Dolayısıyla niteleme sıfatımız fiilimse olduğu için türemiş sıfattır diyebiliriz. Hatta gübreden gübreli derken bakın yapım eki var. Ee, yine türemiş diyebiliriz. Pekiştirme sıfatı yoktur. Evet, hangi ikisi sıfat göreviyle kullanılmıştır diye soruyor. Burada biraz kolay sordum. Öğretmenleriniz de sizi çok zorlamayacaktır bu konuda biliyorum. Hemen şöyle bir göz gezdirin arkadaşlar. Sondan başlıyorum. Hazan bahçeleri. Bakın iyilik keki var. Bu isim tamlaması dün diye bir sıfat olabilir mi? Zaman bildiriyor olmaz. Benim benzim isim isim bu da olmaz. Soralım dem hangi dem son dem. Gördünüz mü? Sıra sayı sıfatı. Hangi otlar? Nasıl otlar? Bastığımız otlar. Bakın ben burada sıfat fiil eki gördüm. Onlara da sıfat demiştik. Dolayısıyla 1 ile 2'ye ne diyoruz arkadaşlar? 1 ve 2'lerde sıfat diyoruz. Dikkatli incelersek rahat buluruz. Yazım yanlışı sorusuna geçiyorum. Hangisinde bir yazım yanlışı vardı? Şöyle dikkatimizi çeken sözcüklere bakalım. Türk dili ve edebiyatı bölümü derken. Milli Edebiyat Dönemi derken 26 Mart'ta Türk Dili Dergisi ve şurada da bir gerçeküstü kelimesi dikkatimi çekti. Şimdi bunların hangisi doğru hangisi yanlış ona bakalım. Arkadaşlar dergi gazete isimleri özel isme dahil değilse küçük yazılır. Bu derginin adı Türk Dili. Onun için D'yi nasıl yazmışız? Küçük yazmışız. Doğru. Biricik kardeşi Ali 26 Mart'ta dünyaya gözlerini açtı. Ay ve gün isimlerinin yanında sayı varsa büyük yazarız kesmede kullanırız. Edebiyat dönemleri arkadaşlar dönemin D'si dahil nasıl yazılır? Büyük yazılır. Doğru. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bu bölümün özel adı. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü dolayısıyla hepsi büyük yazılır. Ama gerçek üstü yanlış yazmış. Nasıl yazmamız lazım? bitik yazmamız lazım. Bu tür kelimelerin yazımı için ne yapıyoruz? Onu söyleyeyim. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne giriyoruz. Oradan yazımı kontrol ediyoruz. Gerçek üstü bitişik yazıldığı için yazım yanlışı vardır. Ve bir yazım yanlışı daha. Hangisiyle ilgili bir yazım yanlışlığı yapılmıştır? Yine dikkatimizi çeken kelimeler üzerinde konuşalım. Türkçesinde derken Türkiye zaten büyük. Acaba Türkçe'den sonra kesme işareti gelir mi? Gelmez. Çünkü cca yapım eki. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Hakasça sertleşme olmuş güzel Türkmence yapım ekidir. İsimlere gelen yapım ekleri bir çiçek yazılır. Yakutça da vardır. Kesme getiremeyiz. Bir de yok. Türkçedeki tüm tüm uzun ünlüler Arapça Farsça kaynaklıdır. Yok. Sadece konuşma dilindedir. Yazarken herhangi bir çık yazılır. Doğru, sıkıntı yok. Herhangi bir işaretle d gösterilmez. Şu d'ye dikkat edelim. Çıkaralım cümleden. Yazarken herhangi bir işaretle gösterilmez oluyor mu? Cümlede anlam bozulmadı. O zaman bu d'yi işaretliyorum ben. Bağlaştır. Bağlaç olan d daha nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Dolayısıyla cevabımız 3'tür arkadaşlar. 20 soru var. Onun için biraz hızlı gidiyoruz. Soru tiplerini görmeniz çok önemli. Bakın bir tane noktalama işareti sorusu kesinlikle olacak. Virgülü derslerinizde işlediniz. Romancının sık sık araya girip olayları ve tipleme açıklanması o dönemde yadırganmayan bir teknikti. Ne arıyoruz? Noktalama işaretlerinden hangisi gereksizdir? Onu arıyoruz. Romancı noktalı virgül kahraman zaman mekan ortaklığını oluştururken eski hikaye geleneğimizden kurtulamamıştır demiş. Romancıdan sonra noktalı virgül gelir çünkü sıralanan sözcükler virgül almış gördüğünüz gibi bunların hepsi gerekli. Nokta da gerekli ama bir kural veriyorum. ıp ip zarf fiil ekinden sonra arkadaşlar asla virgül gelmez. Buna dikkat edin. Ama arka arkaya iki tane zarf fiil varsa eş görevli olduğu için gelebilir. Bunu da sakın göz ardı etmeyin. Gereksiz kullanılan Adana şıkkıdır. Şimdi geçelim dil bilgisine, pardon edebiyata. Dil bilgisini örneklerle gösterdik. Edebiyatta zor bir konumuz var. Bu yazılda ben üçüncü üniteyi ağırlığı aldım. Üçüncü ünitemiz şiir bilgisi. Çünkü planlarda genelde herkes hemen hemen aynı yerde. Şiir bilgisi ağırlıklı olacak arkadaşlar sınavınızda. Ders kitaplarınızdan örnek şiirler seçmeye çalıştım. Şimdi bir şiir vermiş. Çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor. Aşıkkı. Şiirin nazım birimi beyittir. Nazım birimi. Evet birim deyince dizeleri sayıyoruz. Bakın bir, iki, bir, iki. İkişer dizeden oluştuğu için beyittir. Şiir türü işlediniz. Epik bir şiirden alınmış mıdır? Bakın zafer, yiğit, şehit diyor. Dolayısıyla tabii ki epik bir şiirden alınmıştır. Şimdi kafiye de inceleyeceğiz. E, kafiyelere bakalım. Şu üç şık da kafiye ile ilgili. Lale visale. Lale kök visal derken kök e ise yönelme haleki. O zaman ne yaparız arkadaşlar? İkisinde de aynı anlam görevde ekleri olmadığı için benzerliklere bakarız. 1-2-3 1-2-3 Dolayısıyla ne diyoruz? Hatta birinde şapka var. O da 4 ses yapar. Burada zengin uyak var. İkinciye bakalım. Beraber beraber. Kelime halinde redif. Redif beraberler. Şehitler Le. Leh. Vası teki. Ler ler çoğul eki o zaman şehit ve yiğit şuraya kadar ne diyoruz arkadaşlar redif diyoruz burada hem kelime halinde redif var hem ek halinde incelememizi yapalım şehit it derken benzesen sesler nelerdir ittir iki ses zengin diyebilir miyiz buna hayır Tam uyak deriz. Az kalsın zengin diyemeyiz yazacaktım. Şimdi incelemelerimizi yapalım. İkinci bölümde ek ve kelime halinde redif vardır. Doğru. İkinci bölümde tam uyak kullanılmıştır. Doğru. Ama tunç uyak yok. Tunç uyak bir birim içerisinde geçmesi demektir. Bakın bir soruda daha nazım birimi, şiir türü ve şiirde uyak redifle ilgili bilgilerinizi ölçtük. Yine bir bilgi sorusu. Ders kitabımızda olan sorulardan birisi ve 10 11 12. sınıflarda şiir incelemelerinde faydalanacağınız bir konu. Sanatçıların eserlerinde kullandıkları takma isme. Halk şiirinde arkadaşlar ne diyoruz? Hemen ben pardon buluyorum. Tapşırma diyoruz. Tapşırma. Bakın iki şıkta var. Ben şöyle hatırlamalarını istiyorum. Halk şairleri hapşırıyormuş. Hapşırma değil, tapşırma. Mantıksız şeyler daha çok akılda kalıyor. Hapşırmadan tapşırma. Divan şiirinde olursa bunu arkadaşlar mahlas denir. Evet, buraya kadar B ve D şıkkımız yarışıyor. Şimdi şiirde ölçüsü olmuşuz. Divan şiirinde genellikle hangi ölçü kullanılır? Tabii ki aruz. Halk şiirinde hangi ölçü kullanılır? Tabii ki hece. Ama bakın dikkat edin, genellikle dedim. Ee, mesela halk edebiyat şairleri kendilerini kanıtlamak için heceyle yazmışlar. Divan edebiyat şairlerinden bazıları e, yine heceyle yazmışlar. Ters söyledim değil mi? Halk edebiyat şairleri hece kullanıyor ya kendilerini kanıtlamak için aruzda yazmışlar. Divan edebiyat şairleri de heceyle şiirler yazmışlar sadeleştirmek için ama genellikle dediğimizde divan şiirinde aruz, halk şiirinde hece ölçüsü kullanılır diyoruz. Evet ve bir diğer zor konu. Bu sene ders kitabınızda çok fazla edebi sanatlar konusu var. Çok fazla edebi sanat verdik. Bazılarını biliyordunuz ortaokuldan. Teşhis, intak, mübalağa bunları bilerek geldiniz. Ama biz 9. sınıfa geçince üzerine çok çok ekledik. Konuları anlattık, uygulamalar yaptık. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Bakın 5 tane edebi sanat sordum. İnceleyelim. A başlayalım. Kirpiklerin bir ok yüreğime saplanan. Hemen bakalım. Kirpik neye benzetilmiş? Oka. Kirpik benzeyen ok kendisine benzetilen. Teşbih var mı? Var. İkinci cümleye bakalım. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Kapalı istihara var demiş. İnceleyelim. Şimdi ne içilir? Ne içilir? Sıvı gıdalar değil mi? Su içilir. Şuraya yazıyorum. E, ee, ama neyi içmiş? Güneşi içmiş. O zaman güneş benzeyen neye benzetilmiş? Su kendisine benzetilen. Cümlede su var mı? Yok. Biz içmek fiilini ipucu olarak kullandık suya ulaştık. Benzeyen kullanıldıysa arkadaşlar bu istareye kapalı istare diyoruz. Dolayısıyla doğrudur. Bu dükkan hayli para kazandı. Dükkan Söylenen dükkan. kastedilen onun sahibi. İşte bu kalıba yerleştiriyorsanız arkadaşlar bir diğer ismi yazıldı adaktarması diye de sorabilirler. Mecazı mürseldir. Dolayısıyla bu da doğru. Bunu geçiyorum E'ye. Şöyle olmuş. Aşkından kurumuş Mecnun Müsali. Evet bir olayı söz içerisinde hatırlatma sanatına ne denir? Telmih denir. Bize Mecnun'un aşkından kuruduğunu hatırlattığı için telmih var. Ama D şıkkına bakalım cevabımız bu. Ufukta günün boynu büküldü derken tevriye var mı? Tevriye bir sözün iki anlamını kastetmek. Ama bakalım bu günün boynu bükülmüş. Gün insan gibi düşünülmüş. Dolayısıyla burada tevriye değil ne vardır arkadaşlar? Kişileştirme yani teşhis vardır. Bu sanatlardan da sorular gelecek. Sanatlara iyi çalışın, artı sorular çözün. Ben ee, ilk ünitelerden de soru attım yazılıma unutmamanız için. Hangisi olay öyküsünde özelliklerinden biri değildir? Bu bir önceki ünite. Hikaye sona erdiğinde bitmişlik duygusu uyandırır mı olay hikayesi? Tabii ki. Serim, düğüm, çözüm bölümleri var mıdır? Vardır. Olay hikayesinden bahsediyoruz. Bakın durum değil. Merak ögesi önemli ve öncelikli midir? Tabii ki sonunu çok merak ederiz. Kişi zaman, mekan unsurları belirgin midir? Evet ama bakalım C'ye işaretliyorum önce. Okuyucu hikayeyi kendi hayal gücüne göre tamamlayabilir diyor. Bu neyin özelliği? durum hikayesinin özelliği. Çünkü durum hikayesinde bitmemişlik vardır. Bitmemiş gibi hissederiz. Biz onu kendimiz yorumlarız. Kendimiz tamamlarız. Olay hikayesinin sonu bellidir arkadaşlar. Çözümü vardır çünkü dedik ve bir konuyla da bir soruyla da önceki konumuzu hatırladık. Evet yine hikaye ünitesinden tekniğimiz vardı arkadaşlar. Teknikler. 12. sorumuza bakalım. Parçada kullanılan anlatım tekniğini sormuş. Okuyalım. Kusura bakmayın abeciyim. Dersleri hazırlıyordum. Gece yarılarına kadar çalışıp sabahleyin erkenden uyanmak fena yordu. İki gün aksattım. Dilber Hanım öksürük için bir ilaç yazdırdı ama nerede? Niçin? Cevap vermiş karşısındaki. 530 kur 30 kuruş be abeciyim. Aklıma bir şey geldi. Ben sana bu parayı versem? Bakın karşılıklı konuşuyorlar arkadaşlar. Biz bu tekniğe zaten size 9. sınıfta çok fazla teknik vermiyoruz. Biz bu tekniği arkadaşlar siz de söylediniz biliyorum. Ne diyoruz? Diyalog tekniği diyoruz. Evet gelelim. Her şiir ünitesinde şairlerin hayatı vardı. Hatırlıyorsanız eğer kısa kısa edebi kişilikleri vardı. Oradan önemli olanları ben öğrencilerime çizdirdim. Bunlar çok önemli dedim. Hem ileride de göreceksiniz. Sorumuzu okuyalım. Nokta nokta Türkçeyi aruzuyla başarılı uygulayan İstanbul şairimizdir. İstanbul şairi deyince arkadaşlar aklımıza Yahya ya Kemal Beyatlı gelsin. Yine ders kitabınızda var. Pastoral şiiri Bingöl çobanları ile tanınan şairimiz Gurbet Şairi olarak da biliniyor. Tabii ki Kemalettin Kamu'dur. Çile, Tohum, Reis Bey eserleriyle tanınan Kaldırımlar şairi ise Necip Fazıl Kısa kürektir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Bakın bir eser bilgisi bir soruyu çözdürür. Yine bir şiir bilgisi sorusu. Hangisi yanlıştır diyor. Bakın öğrendiğimiz her şeyi şıkların içerisinde yanlıştır diye atıyoruz. Bu ÖSYM'nin de tekniğidir. TYT, AYT'de. Ağacı neyse özünden olur. Yiğidin neyse sözünden olur. İl için ağlayan gözünden olur. Ağlama hey gözün yaşı sevdiğim halk şiirinden alındığını biliyoruz. Neden? Çünkü bakın eyisi diyor. Halkın kullandığı şekilde kullanmış o kelimeleri. İl için demiş, el için, başkası için. Halk edebiyatına ait bir şiirdir artı diyorum. Hemen aşıkıyla devam edelim. En belirgin seçtiğim cevabı işaretledim. Özünden olur, sözünden olur, gözünden olur. Yaşın sevdiğim. Kafiye örgüsüne bakalım. A, 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 B. Bu düz yak mıdır? Evet düz yaktır. Sözcük ve ek halinde redif var mıdır? Bakalım özünden, sözünden, gözünden. Öz, söz, göz. Onun gözü, onun sözü. Evet bakın, redifimiz hem ek halinde hem kelime halinde doğru. 11 ile hece ölçüsüyle yazılmış mı? Nasıl buluyoruz hece ölçüsünü? Sayıyoruz ünlüleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Bir tane daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11 ile hece ölçüsüyle yazılmış. 6 da şuradan kesildiğine göre kelimeleri duraklamışlar. Doğru. Zengin uyak vardır diyor. Kontrol edelim. Öz, söz, göz. Hayır. Öz, öz, öz. İkişer ses benzeştiği için arkadaşlar yanlıştır. Tam uyak vardır. Evet. Uyak sorusu da gelecek arkadaşlar. Kitabımızın başında metinleri sınıflandırmıştık. Bunları bir yıl boyunca sorarız. Bununla ilgili bir sınıflandırma sorusu. Hangileri olay çevresinde gelişen edebi metinlerdendir? İçerisinde olay olan türleri arıyoruz. Nedir bu? Masaldır, romandır. Bu coşku heyecana dayalı anlatım. Şu ikisi de Neydi arkadaşlar? Öğretici metin. Masalın ve romanın içerisinde olay olduğu için hatta sınıflandıralım. İkisi de anlatmaya dayalı metindir. Dolayısıyla cevabımız 2 ile 4. Evet yine edebi sanatlar sorusu. Bu sefer tanım sormuşuz. Bir öncekinde uygulama sormuştuk. Bu sefer tanım sormuşuz. Hadi bakalım bulalım edebi sanatları. Herkes tarafından bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi nükteli biçimde söyleme sanatına ne demiştik, ne diyoruz? Arifin cahillik takınması yani tecahüle arif diyoruz. İki şıklımızda var. Bir kelimenin bir beyitte veya bir cümlede hem yakın hem uzak anlamının kastedilerek kullanılması iki anlamlılık neydi arkadaşlar? Tevriye ve Edebiyatımızda her şiir tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere ne diyoruz? Mazmun diyoruz. Bunu manzumla karıştırmayın derim ben hep öğrencilerime. Mazmun, nazım. Nazım. Mazmun ise, mazmunu ise hatırlamak için mazmuna maymun yapın diyorum. <laughs> Maymunun y'sini değiştirin. Mazmun, kalıplaşmış, klişeleşmiş söz demek. Evet bu şekilde bir sorumuz da gelebilir. Ve e, şiir ünitesinin sonuna doğru manzume sorusu vardı arkadaşlar. Hangisi manzumenin özelliklerinden değildir? Arkadaşlar manzumelerin sanatsal yönü zayıftır. Tabii ki öyküleyici anlatım kullanılır. Ala geyik vardı hatırlarsanız kitaplarınızda bir olay veya durum anlatılır. Düz yazı ile de dile getirilebilir. Olay anlatıldığı için serim düğüm çözüm bölümleri yoktur diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Terim düğüm çözümleri vardır. malzumenin özelliklerinden değildir diye sorduk. Evet yine bir şiir sorusu. Hangisi yanlıştır? 15 Temmuz destanından aldık bunu. Yine ders kitabımızda var. Ee, bakalım nazım birimi bent midir? Neydi bent arkadaşlar? Dize sayısı 3, 5, 6 diye devam eden. 4 olursa dörtlük olur çünkü. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dize var. O zaman nazım birimi benttir doğru. Ee, serbest ölçüyle yazılmıştır. Onu birazdan bakalım. Kapalı istiare var mıdır? Edebil sanatları öğrenmeniz açısından görelim. Göklerin yüzü, yerin bağrı. Burada arkadaşlar teşhis var mı? İnsan gibi düşünülmüş mü? Evet. Teşhis varsa zaten kapalı istiare vardır. Ama unutmayın her kapalı istiare teşhis değildir. Her teşhiste Zaten insan benzetmesi olduğu için kapalı istirahate bulunur da her kapalı istirahate teşhis değildir. Dolayısıyla doğru. Son iki dizede sözcük durumunda redif var mı? Bakıyorum. Bizimdir, bizimdir tabii ki var. Dil sanatsal işlevde mi kullanılmış? E, bu şiir olduğuna göre sanatsal işlevde kullanılmış. Serbest ölçüyle yazılmıştır. Yanlış tabii ki çünkü saydığımızda hece ötüsüyle yazıldığını göreceksiniz. Evet yine kitabınızda şiir ünitesinin sonlarına doğru nazım şekilleri ve nazım türleri konusu var arkadaşlar. Bu arada hep kablom da gözüküyor benim. E, nazım türlerini sormuşuz. Dini, tasavvuf, türk halk edebiyatına ait nazım türlerini sormuşuz. A şıkkından başlayalım. Bunlar İslamiyet öncesi. İlahi nutuk şatiye olabilir mi? Olabilir gibi gözüküyor. Diğerlerine bakalım. Güzelleme var arkadaşlar. Aşık tarzı. Koşuk. İslamiyet öncesi. Aa yanlış yazmışız. <laughs> Düzeltecektim bunu. Bir tanesini koçaklama yapacaktım. Özür diliyorum. Koçaklama olsaydı. Koçaklama olarak düşünelim biz bunu. Çok çok özür diliyorum. Koçaklama Yine Aşık Tarzı Halk Edebiyatı'na ait. Koşuk ise nereye ait arkadaşlar? İslamiyet öncesine. Evet hicviye Divan Edebiyatı'na ait. Bunlar zaten bu atladıklarım. Dini Tasavvuf Türk Halk Edebiyatı'na ait. Bu yanlışlıktan dolayı özür diliyor ve cevabımızı işaretliyoruz. İlahi nutuk şatiye bunlar üçü de dini tasavvufu Türk halk edebiyatına ya da şunu şöyle de sorabilir öğretmenleriniz tekke edebiyatı da diyebilir. Bu hatanın olması da kalıcı olsun arkadaşlar. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında koşma nazım şeklinin türleridir. Bu şekilde unutmazsınız. Ve şiir türleri sorusu yine. Şiir verip türünü soruyoruz. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukaranın halini kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz bizim demiş. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukaranın halini kimse sormuyor diye ne yaptı? Eleştirdi değil mi? Dolayısıyla biz bu şiirlere ne diyoruz? Satirik şiir diyoruz arkadaşlar. Ve hemen kağıdımız gelsin. Evet e, birinci dönem ikinci yazılısına hazırlık videomuz biraz uzun sürdü ama 20 soru çözdük. Bütün soru tiplerini gördünüz. 10. sınıf ile devam edeceğiz arkadaşlar. Konulara iyi çalışın. Çıkabilecek konular ve e, soru şekilleri bunlar. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.